ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, izninizle grubumuzdaki konuklarımızı takdim ediyorum. Isparta, Muğla, Ordu, Tunceli ve Şırnak il başkanlarımız aramızda, hoş geldiniz. Adıyaman, Kartal, Bingöl Genç, Samsun İl Kadın ilçe başkanlarımız aramızda, hoş geldiniz. Beylikdüzü, İhsaniye, Erkene ve Datça belediye başkanlarımız aramızda, hoş geldiniz. Tunceli İl Genel Meclis Başkanımız ve üyeleri, Tokat, Almuz, Tural, Zile İl Genel Meclis üyelerimiz, Alanya, Maltepe, Avcılar, Tekirdağ Kent Konseyi temsilcilerimiz, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü aramızda, hoş geldiniz. Bursa Su Kolektifi ve İklim Adaleti Koalisyonu temsilcileri, Sevdamız Samsun Derneği, Tümbelsen Eskişehir Şubesi, Tekirdağ Anadolu Dernekleri Federasyonu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı aramızda, getirilmek istenen %2'lik baraja karşı direnen sendikalarımız aramızda, Van Belediyesi'nden tazminatsız olarak işten çıkarılan seslerini duyurmak için bugün aramızda olan Van Belediye işçileri aramızda, hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, Avrupa'nın en büyük metropolü, hepimizin göz bebeği İstanbul'umuzu 2009'daki yerel seçimlerde bir değil kez, iki kez kazanan İstanbul'un helal oylarıyla matbatasının çalınmasına karşı yılmadan, yorulmadan her şey çok güzel olacak diyerek bir büyük zaferi bize kazandıran, tüm İstanbullulara hangi partiye oy verdiğine bakmadan, etnik kökenine, mezhebine bakmadan hizmet götüren, İstanbul'u kazandığı için sadece kendisine değil, tüm İstanbullulara bedel ödetmek istercesine bir siyasi kumpas davasına muhatap olarak geçtiğimiz hafta 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan, hepimizin göz bebeği İstanbul'un atanmış değil seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu aramızda. Başladığı bir uzun maratonun son metrelerini koşan, iktidarı göndermek ve demokratik parlamenter sistemi inşa etmek için tek kurumu zümreyi değil 85 milyonun her ferdini kucaklayan, ayrımcılığı, hukuksuzluğu, yoksulluğu, yolsuzluğu, rüşveti, kayırmacılığı, ekonomik buhranı sona erdirmek ve demokrasiyi, refahı, adaleti getirmek için bir büyük yolculuğa siz yol arkadaşlarıyla, biz yol arkadaşlarıyla çıkan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Thank you.
oturabilirsiniz. Bizlerin televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, radyoları başında dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım, sosyal medya hesaplarında bizi izleyen, dinleyen değerli genç arkadaşlarım, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi grubundan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyor. Hepimiz bunun farkındayız. Ama kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla, inançla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye huzuru getireceğiz. Türkiye kucaklaşmayı getireceğiz. Türkiye'de helalleşmeyi getireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklayacağız. Bunun sözünü veriyorum. Bütün halk. Ve bize düşen görev, Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu zor atmosferden çıkarmak. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Türkiye'de devletin kurumlarını liyakatli kişilerin yönetebileceği bir sürece evrilmek. Bütün bunları azimle, kararlılıkla, sabırla gerçekleştireceğiz. Altı lider bir aradayız. Altı genel başkan bir aradayız. Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Bazen soruyorlar veya eleştiriyorlar. Efendim demokrasi demokrasi diyorsunuz. Milletin mutfağında bir şey kalmadı diye. Mutfakta bir şeyin kalmamasına yol açan temel olay bu ülkede demokrasinin olmamasıdır. Demokrasi olursa herkes düşüncesini ifade edecek. Demokrasi olursa sendikacının, işçinin, emeklinin, çiftçinin hakkı ödenecek. Dolayısıyla bu çerçevede ilk adım demokrasi. Sonra hep beraber hızla büyüme ve kalkınma. Bunu yapacağız. Çünkü her şeyimiz var. Güçlü bir insan kaynağımız var. İmkanlarımız var. Devlet olarak saygınlığımız var. Bütün bunların tamamını inşallah gerçekleştireceğiz. Bakın demokrasinin olmadığını gösteren temel bir olay. Bir partinin genel başkanı İstanbul'da, Kadıköy'de kendi içi binasına giremiyor. Niçin? Talimat verilmiş. Buraya sokmayacaksınız diye. 6 milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi içi haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler de beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Tabii bunu yaparken polis arkadaşları asla suçlanıyorum. Çünkü onlara talimat veren bu işin sorumlusu. Talimat veren. Talimat verenin kim olduğunu gücünü sarayda da aldığını da çok iyi biliyorum. O nedenle bizler taşkınlığa kapılmadan sağduyuyla hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek, gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, saray ve şürekasını yolcu edeceğiz. Hep beraber. Ülkede haksızlıkların çok fazla olduğunu biliyorum. Pek çok haksızlık var. 85 yaşında, 90 yaşında insan hapiste tutulmaz değerli arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Tuvalete gidemeyecek bir kişi hapiste tutulmaz değerli arkadaşlar. Eğer devlet olarak siz bunu yapmaya kalkarsanız kişilerden intikam alırsınız. Devlet intikamla yönetilmez. İntikam duygusuyla devlet yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. Eğer insanları 85-90 yaşında ben sizi hapislerde öldüreceğim derseniz demokrasinin olmadığı, insan haklarının olmadığı algısı çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Buradan sesleniyorum. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Eğer 85-90 yaşında insanlar hapiste kalmasın diyorsanız her türlü katkıyı vermeye hazırız. Onun da altını özellikle çizmek istedim. Çünkü biz adaletten yanayız, doğruluktan yanayız, insan haklarından yanayız biz.
İntikam duygusuyla bir devlet yönetilmez. Bunun altını özenle çizmek isterim. Değerli arkadaşlarım, herkes Türkiye'de çok iyi bilir. Bize oy veren de bendir. Kim olursa olsun. Herkes şunu çok iyi bilir. Eğer Kılıçdaroğlu bir olaya el attıysa, o olay çözülünceye kadar onun mücadelesini verir. Doğru mu? Doğru. Ve yine Türkiye'de herkes çok iyi bilir. Bize oy versin veya vermesin. Adalet duygumu bilir. İnsanlar arasında ayrım yapmadığımı bilir. Benim gibi düşünmeyen insanlara saygı gösterdiğimi bilir. Kinden ve öfkeden arındığımı bilir. Sabırla hareket ettiğimi bilir. Bütün bunları bilir. Ve dolayısıyla bunu bildikleri içindir ki pek çok sorun yaşayan vatandaş dertlerini gelir bana anlatır. Der ki şöyle bir dertlerim var. Ne olursunuz buna müdahil olun. Ne olursunuz bu dertlerinizin çözülmesi için bir şeyler yapın diye. Taşeron işçiler. İlk taşeron işçileri Erzurum'da örgütledi. 7-8 yıl önce. Beraber gelin bir araya dernek kurun dedi. Dernek kurun sonra sizin sözcüğünüzden olacağım dedi. Bir süre sonra bunların tamamını İstanbul'da topladım. Ve onlar adına mücadele verdi. Gittiğim her yerde anlattım. Taşeronluğun bir insan hakkı olmadığını, taşeronluğun insanların emeğinin sömürülme aracı olduğunu da söyledim. Hiçbir iş güvenceleri olmadığını söyledim. Ve onlara kadro sözü verdim. Kadro vereceğiz dedim sizlere. Ve kadrolarını en sonunda hükümet teslim etmek zorunda kaldı. Ve verdi. Ama hala 150 bine yakın taşeron işçisi var. 150 bine yakın taşeron işçisi var. Bunlar da kadro bekliyorlar. Örneğin karayollarında 17.200 kişi, devlet demir yollarında 6.300 kişi, PTT'de 14.336 kişi, şeker fabrikalarında çalışan taşeron işçiler var. Bunlara da sözüm var. Hiç merak etmeyin, Allah nasip edecek, sizlerin oylarıyla geleceğiz, göreceksiniz, her biriniz beklemeden kadro sahibi olacaksınız. Hiç güvenliğiniz olacak. Bunu sözüm veriyorum. Bu sözü verirken dramatik bir olayı da sizlerle paylaşmak isterim. Dramatik bir olay. Bir insan hakları ihlali nasıl olur onu sizlerle paylaşmak isterim. Taşeron işlerle ilgili olarak. Değerli arkadaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi'nde 306 taşeron işçisi var. Bunlar malum kararname çıktı, yasalar çıktı, bir sözlü sınav yapılacak ve bunlar kadroya alınacaktı. İnşallah ya. 306 arkadaş. Kararnamenin gereği olarak sınav açılıyor. Sözlü sınava giriyorlar. Sözlü sınavda 306 kişiden Allah rızası için bir kişi bile sözlüğü kazanamıyor, tamamını eriyor. Hayır diyorlar, siz sınavı kazanamıyorsunuz. Sözlü sınavı. Hepsinin işine son veriyor. Arkadan bunlar gidiyorlar, itiraz ediyorlar, itirazları kabul edilmiyor, yargıya gidiyorlar. Yargı, evet haklı, bu sınav olmaz, böyle sınav mı olur diyor. İşçilerin hakkını teslim ediyor. Bunun üzerine ikinci kez sözlü sınavı alıyorlar. İkinci sınavda da aynı numara çekiliyor. 306 kişiden bir kişi bile sınava kazanamıyor. Siz kazanamadınız diyorlar. Hepsini kapının önüne koyuyorlar. Allah aşkına ya, bunlarda din var mı, iman var mı ya? Allah aşkına. Allah aşkına. Neyse. Yine bunlar itiraz ediyorlar. Ya diyorlar, bizim hakkımız, biz sözlü sınava girdik ama ya burada bir haksızlık var diyorlar. Üçüncü kez mahkeme kararı üzerine üçüncü kez tekrar sınava giriyorlar. 24 Kasım 2022 tarihinde yine bu sınavda 306 kişiden bir kişi sınavı, sözlü sınavı kazanamıyor. Değerli arkadaşlar. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Ya bu ülkede yaşayan vatanlar, aklı bari olan herkese sesleniyorum ya. Allah aşkına ya. Bu kadar büyük vicdansızlık olur mu ya? Kulak mı ya? Kulak mı yedin mi ya? Ya bunların aileleri var. Çoluk çocuğu var. Ya bu kadar haksızlık olur mu? Bu süreçte 6 işçi hayatını kaybetti. 6 işçi. Hayatını kaybedenlerden birisi Van'da Çivi gelmiştir.
Cumhurbaşkanı danışmanını kurtarmak için gitti gönüllü olarak ve o kişi hayatını kaybetti. Düşünebiliyor musunuz? Devlet ona hakkını teslim etmiyor ama o bir kişi çığ altında kalmasın diye gönüllü gidiyor, mücadele ediyor ama kendisi hayatını kaybediyor. Bunun vebali kimin omuzlarında? Ne alakalı? Kimin omuzlarında? Özellikle bütün muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum. Bunun vebali kimin omuzlarında? Kimin? Erdoğan. Yine aynı şekilde Mesut Babat, Murat Kapağan çığ altında kalıp hayatını kaybediyor. Gönüllü gidiyor kurtarmaya ama maalesef hayatını kaybediyor. Mesut Babat intihar ediyor. Hüsnü Timur icra memurları geliyor kapısına, kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Hasan Turgut kanserden ölüyor. İdris Karaca da beyin kanamasına yaşamını yitiriyor. Şimdi arkadaşlar, ne denir buna? Hangi vicdan kabul eder? 306 kişiyi sözlü sınava alıyorsunuz, bir Allah'ın kulu sözlüğü geçemiyor. Bu ne kadar? Bu hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Bir daha yukarı. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Bütün mahkeme kararlarında da bu var. Böyle bir rezalet olmaz. Değerli arkadaşlar. Peki sınavda neler soruluyor? Evet. Onu da öğrendim. Barbie bebeğin yanındaki sevgilisi kim? Soruya bakın. Soruya bakın Allah aşkına. Sarayda merakım sorun, bu soruları sorun diye. 40 harabelerinin lideri kim? Ben olsaydım kim olduğunu biliyorum da. Efsane Türkan liderinin adı ne? Nereden bilsin Allah'ın garibanı? Yolları süpürüyor bu adam. Myanmar'daki havaalanının adı ne? Sorulara bakın Allah aşkına. Ya diyorum ya gerçekten de. Ya siz bu milletten ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz bu milletten? Ya millet ekmek kavgası yapıyor ya. Ekmek kavgası. Sen elindeki ekmeği alıyorsun. Yargı kararına rağmen 3 sefer yargı kararına rağmen başlatmıyorsun. Ondan sonra dönüyorsun. Ölebilirsin diyorsun. Ve bunun adına da saray yönetimi diyorsun. Demokrasi değil. Saray yönetimi. Kişinin elindeki ekmeği bile görmüyor. Ekmeği bile. Onu bile elinden alıyor. Bu ekmeği de elinden alayım diyor. Aç kalsın diyor. Ölsün kalsın diyor bunlar. Değerli arkadaşlar. Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Sevgili ağabeyim size söylüyorum. Size sesleniyorum ben. Özellikle size sesleniyorum. Merkez Bankası'nın önüne Kılıçdaroğlu niye gitti? Enflasyonla mücadele edin diye. İradenizi saraya ipotek etmeyin diye dedi. Yasanın sana verdiği görevi yerine getir diye yapmadı. Kılıçdaroğlu Türkiye niye gitti? İşçinin, emeklinin enflasyonu düşük gösterecekler. Düşük maaş almalarına yol açıyor. Talimat öyle verildi. İşçinin, emeklinin hakkını teslim edin diye. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne ya dayısı olmayanı sözünde elin olur.